Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Rabarba Talk fırtınaya rağmen oldukça kalabalık bir seyirci topluluğuyla Anlatan Adam ve Ebru Yıldız kadrosuyla alkışlarla başlıyor. Bugün Rabarba Talk'ta ederinden ucuz olan ne var ne daha pahalı olmalı diye konuşacağız. Yani anlayacağınız o ki oldukça omurgalı bir program olacak. Oldukça muhalif bir program olacak. Severiz. Et ucuz yani, et ucuz. Su ucuz. Yemin ediyorum 15 saniyelik yandaşlığımız beni yıprattı şu an. Yani sağımdan bir adam et ucuzladı diyor, tamam mı? Tabii abi, sonuçta et dediğin... Pahalandığı zaman da halkımızın talebi çok olduğu için, talepten dolayı yani çok çok yedikleri için fiyat yükseliyor abi yani. Yoksa et ucuz. Şu an mesela... Ben abi bir yerlerde program yapmaya çalışıyorum da onun için. Yardımcı olursanız. Ama böyle sağından o kadar böyle kaşın gözün ayrı geliyor ki, anladın mı? Böyle gözün döne döne anlatıyor yani. Hoş geldin Ebru'cum. Hoş buldum Mesut'cum. İyiyim, teşekkürler. Şimdi biz... Tabii hep siyah giyinen iki adam olarak bu özellikle kadar seçtim. Şıklığa alışık değiliz. Ben şimdi bundan önceki programları izledim. Bir eleştiri olarak herkesi çok kara buldum. O yüzden biraz aydınlatmaya geldim buraları. Allah Allah, ne oluyor ya? Bu taraf diyor ki et ucuz. Bu taraf diyor ki aydınlatmaya geldim diyor. Sadece aydınlatmaya geldim demiyor abi. Aydınlatmaya geldim deyip bir de şöyle bir hareket yaptı, onu gördün mü? Evet, az bak önce evet. Bir klima da vardı da durdu. Çalışabilir şu anda. Kime yaptın o boyun hareketini az evvel? Klimaya. Şuradaydı az önce. Ebru ne yapıyorsun? İyisin değil mi? İyisin. İyiyim herhalde. Tamam. Hadi başlayalım ya. Ederinden ucuz olan ne var? Başlıyorum. Yara bandı. Bence kesinlikle ederinden ucuz yara bence bandı. Bence de abi. Çok, kesin. Çok iş görüyor. Bir defa deliği kapatıyor yani. Yara bandı... Canın oradan akıp gidecekken onu kapatıyor senin yani, anladın mı? Yara bandının işlevi yaradan ziyade özellikle bu kadınların giydikleri bobetlerin arkasındaki şeyi kapatmak, kesikliği kapatmak. Yara olmadan aslında onu kullanarak yara olmasını engelliyor. Peki yara bandı 90'lı yıllardayken çok karizmatik bir şeydi. Özellikle yüzde bir tane yara bandı olduğu zaman o çocuk böyle bıçkın bir çocuk. Böyle bir seksiliği, çekiciliği vardı onun. O devam ediyor mu? Hayır. Yani yara bantlı bir adam hala seksi mi? Hala bence bu cümlede yani doğru bir yerde durmuyor yani. Bence yani o zaman da seksi değildi abi. Bence yara bandı olmayan yaralı adam seksi. Hı. Evet yani yara bandı olan adam... Bence adam seksi. Mesela. Bence direkt seks. Yani cümlede yani madem bir şeyin altını çizeceğiz, onun altını çizelim. Yani hani şöyle, doğru, haklısın. Et ucuz ve seks. Sadece Mesut Bey, seks ucuz. Mesela, değil mi? Hayır, şimdi şey, Scarface diyorsun yani, görmüş geçirmiş, kim bilir evet bu adamın geçmişinde neler var falan. Evet. Yara bandı olan adam tökezlemiş gibi görünüyor, o yani bir de tam seksi değil. Bir de yara bandı olan melatonin olan adam bence zaten problemli. Şu da mı seksi değil mesela, yara bandılar yüzümde. Galiba aksırıp tıksırıyormuş. Ya mesela çıkartıyorum ama acımıyor yani, anladın mı? Al ya. Az önce dolabın kapağını vurmuşsun Mesut. Bu havalar kime yani böyle oh. Hayır abi, mahalle kavgasında sevdiğim kızı savunmuşum. Peki size çok iğrenç bir şey soracağım. Yara bandını çıkardıktan sonra koklama ihtiyacı geliyor mu size hiç? Evet, gelmiyor. Bana geliyordu. Yara bandını yutan var mı daha canım? Madem eli yükseltiyoruz. Yara bandını bir tarafına sokan var. Bari bakalım, hayırlısı olsun. Siz hiç kendi kanınızı böyle minik minik yutuyoruz mu? Başkasının kanını da minik minik yuttuğum oldu benim. Valla. Ne, hangi ortamda? Bizi korkutmamış şu an. yine yani sakin kalalım. Burada içimizi rahatlatan minik minik demiş onlar yani. Normal yutuyorsan yani bitmişiz yani. Tadına bakmak amacıyla. Başkasının kanının tadına bakıyor. Senin bir yerin kesilse bakayım versene yaparım yani. Yani lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. İlk gerçekten... bana flört. Aylin bak bakalım nasılmış. Ha bu kan kardeşi olmak da biliyorsun çok sakat bir şey. Bu da sakat bir şey. Değil mi? Tabii abi. Kan kardeşlikte bir kan uyuşmazlığı olduğu zaman ne olur? Diyelim ikimizin kanı çok uyumsuz. Ortaçağ karanlığında sorular geliyor. Şimdi kan kardeş olduk, hangimiz gebe kalır saçma sapan. O işte ikinci kardeşi etkiliyormuş. O sizin ikinci kardeşinizi etkileyecek. Öyle mi? Evet. Ha, kan uyuşmazlığı.
Evet. Ayı yiyoruz abi, bir tane çocuk yaparsın. İkinciyi hallenmesin. Arkadaşlar virüsler var, bir şeyler var falan. Yok, onlar, yok onlar hep yalan. Onlar bizim halkımızdaki huzuru bozmak için ortaya konan bir takım söylentiler. Ve virüsler çok ucuz mesela bence. Hanımlar beyler, haberin doğru adresi Rabarba Talk'tayız şu an. Virüs ucuz. Yalan dedi. Ya ben ucuz olan bir şey söyleyeceğim. Uyku hapı. 7 lira. Bir kutusu. 20'li. 0,5 miligram. Ne oluyor ya sonunda? Doğrudan satışa gelmişsin. Gel satayım bana buradan. Oğlum, mümessil ağırlıyoruz bugün de Rabarba Talk'ta. Ucuz bir şey ha. Çok ucuz değil mi? Peki iş görüyor mu? Tabii canım, iki gün öyle kalıyorsun. Kaç tanesi? Bir tanesi. İyi. Kaç para olmalı bir uyku ilacı? Bence 50'den fazla olmalı yani. Bence de. Var mı ederinden ucuz örneği olan? Kaldırın. Ne daha pahalı olmalı? Şurada bir hanımefendi, bizi hiç tanımayan hanımefendi. Utanmıyorsunuz 99 kişi burada. Hoş geldiniz. Ne var ederinden daha ucuz olan? Swatch Light İsviçre'den daha ucuz Türkiye'de. Biz fakiriz diye bize ucuz yolluyorlarmış. Çok Avrupa'yı bir cevap geldi yani. Beklemiyordum. Az önce kan emiyordum bu kız az evvel yani. Kalitemiz biraz İsviçre seviyesine ulaştı. Kanını emiyorduk. Bir dakika önce Swatch saatler, Alp dağları. Yara bandı kokluyordu ya. Kokluyorduk az evvel. Ya kalite kattınız yani. Ama biz sevmeyiz kaliteyi. Nerede daha ucuz? Türkiye'de. Burada. Hı-hı. Ha. İyi. Şöyle yapıyor olabilirler. Netflix'te mesela dünyanın en ucuz Netflix'ini kullanıyormuşuz. Çünkü Danimarka en pahalısını kullanıyormuş. Çünkü yarısı yok. Çünkü devletimiz sağ olsun demek ki. Demek ki yani sübvanse ediyorlar abi, devletimiz sağ olsun. Demek ki Netflix'e falan. Sen neyi her vatan. Ya, evet ya. Ben seni yıllardır tanırım yani. Sonra bunları çıkartalım abi dersen yayınlanabilecek bir dakikamız var. Yeni Akit Gazetesi gibisin sağında yani böyle. Tamam abi, yani doğruları söyle. Amacımız daha fazla yani. Doğruları söylemek suçsa, anladım. Daha pahalı olmalı diyorsunuz. Daha pahalı. Bir de şey çok dikkatimi çekiyor. Mesela zam yaptılar. 15 liradan 50 liraya çıktı. Yurt dışı çıkış harç pulu. Evet. Ama giriş bedava. Bence giriş 100 lira olmalı. Yani Türkiye'ye gelmek daha da pahalı olmalı. Giriş İkiniz belki çalışırsınız olur. Beraber ister misiniz? Öyle duruyor çünkü yani. Daha pahalı. Evet abi. En ufak boşluklarda araya girip devletimiz sağ olsun demeli şu an yani. Hanımefendi haklı. Evet. Hatta yabancılar da almalı bence Türkiye'ye girerken. O zaman zengin olurduk. Türkler de almalı. Bence evet, aynı fikirdeyim. Bu ülkeye girmek... Yine bir gelir kapısı bence. İyi lan. Aklıma yattı benim yani. Peki teşekkür ederiz. Başka? Edirne'den ucuz olan ne var? Kaldırın. Daha pahalı olması gereken. Ben söyleyebilir miyim bir tane? Tabii. Şemsiye aldım bugün. Şu şeffaf şemsiyeler var ya. Evet. 10 lira. Bence kesinlikle yani 50 lira falan olması lazım. Ama onlar en ufak bir rüzgarda parçalanmıyor mu? Bilmiyorum. Açılıyor abi. İnanılacak bir şey değil. Yani böyle basıyorsun otomatik şak şak diye açılıyor yani. Sen de benim gibi en ufak bir mekanizmayı anlayamayıp çok şaşırasın. Evet abi. Oo açıldı diye böyle yani çok temel, 1000 sene önce bulunmuş şey. Ben yapsam onu vallahi 50-60 liradan aşağı satmam. Benim de öyle bir mekanizma hayranlığım var. Fermuar. Fermuar yapısını da çok inceledim. Nasıl oluyor abi yani o kadar... Fermuar da kokladım. Yani iki bağımsız objeyi bu kadar kolay bir hareketle... Ebru, iki birbirine... bağımsız obje dediğim birisi paltonun bir tarafı öbür tarafı yani. Abartmayalım bu kadar. Ama tamamen birbiriyle uzaklalar yani. Kumaşla bağlılar arkadan. Şimdi... Ama bağımsız, bağımsız derken... Tamam bağımsız olan Nahçıvan gibi uçlar düşün. Bağımsız. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde monta bağlı öyle düşün. Böyle. Tamam, önemli olan zaten iç huzuru korumak değil mi zaten? Ne oluyor ya? Yani bizim zaten dış politikamız çok iyi durumda. İçeride problem. Arkadaşlar niye eli böyle sürdüremeyiz? Yetti artık bak. Bakın fermuar ayrı satılan bir şey mi? Evet. Tabii. Kaça bir fermuar? 5 kuruş. Bayağı metresi var herhalde abi. Evet metreyle. Öyle bir şey. Metreyle yani. Mi satılıyor? 5 kuruş da değildir yani. Santimetresi. Ben sana birimini söylemedim. Ya hiçbir fikir Ebru, yok. Ebru kafandan fiyat uydurup biz inanmayacağız şöyle yapamazsın. 5 kuruş. Ederinden ucuz olan ne var? Bak geliyor. Hazır mıyız? Sakız. Değil mi? Çok fazla dert, gam almıyor mu sakız? İngilizce'de zaten gam. Ya.
Teşekkür ederim. Ama adamlar o, fark etmiş yani. Ama o gem diye okunmaz mı? Gum diye yazıldığı için. Gum diye yazılır, gem diye okunur. Tam bir gerizekalı için bile ait değil. Sakız bence böyle 100 lira olmalı. Böyle çiğneyeni görüp diyeceğiz ki bu lord herhalde yani sakız. Sakız çiğneyebildiğine göre. Mesela sakızı patlattığın zaman kendi yüzünde patlıyor ya. Evet. Sakalında. Kaliteli sakız o ama. Kalitesiz ne oluyor? Kalitesiz yapıyor. Tam olarak bunu yapıyor. O kadar yıpranıyorum ki şu an solundan solundan. Başka? Edirne'nin ucunda ne var? Kaldır. Hadi ya. Kaldır. Hah. Bak şurada sakallı yakışıklı bir çocuk var. Buyurun hocam. Kulak çöpü. Kulak çöpü? Evet. Evet. Yani hani kutunun içinde 200 tane falan var galiba. Parmağımız var yine. Daha ucuzu var burada bak, içeride parmağı. Evet, 200 tanesi kaç para? 3 lira, 5 liradır herhalde. Yok. Abi tam fiyatını bilmiyorum ama. Aldın mı daha önce hiç? Almamış kimse. Almamış. Yok. Sağlığa zararlı tabii. Biliyorsun. Öyle diyorlar. Evet. O yüzden parmak yine. Sağlığa zararlı mıymış o? Ya benim bir kere zararlı oldu yani. Bu yaz denizden çıktıktan sonra sanki böyle bir su doluymuş gibi oldu. Çubuğu kulağıma şöyle bir değdirdim, lup dedi, tıkandı burası öyle gitti. Olmadı. Tamamen kapandı. Hastanede açtılar. Nasıl açtılar? Bir çekici bir aletle. Çok derin soktuysan oradaki bir takım mekanizmayı yine bozmuş olabilirsin. Onun en iyi çözümü mekanizmanı... kulak küpletmek. Demek kulağa. Ya Ebru sen de bütün romantizmi aldın götürdün ya. Niye? Bana yapıyor sevgilim kulağıma su kaçtığı zaman. Şuradan çekiyor. Ben bütün hiç böyle bu kadar çirkin bir şey hayatımda istemiyorum. Öncelikle bu tutkulu ilişki. Aa. Tabii yani kulak, kulakta başlar. Gerçekten değil mi? Aşk kulakta başlar bu her zaman söylenen bir şey yani. Demek ki seni kimse bu kadar sevmiyor anlatan. Gel. Bu nedir ya? Seni koca adam. Peki bu laf ne ya? Sen hayatında birisinin kulağını hüpplettin mi? Var mı aranızda herhangi birisini hüpleyen? Var mı arkadaşlar? İlişkisinde bak sevgilisinin kulağını diye içine çeken var mı? Bu acaba... insanlar sevgisiz insanlar mı Ebruş? Sizi kimse sevmiş. Buraya çift olarak gelen var mı? Çift olarak. Ha bayağı var. Evet. Oha yukarı taraf. Akşam hüpleyeyim bakalım. Aşkı satmamış insanlar mı bunlar yani? Hiç hüpleyen var mı bir kere de olsa sevgilisinin kulağını? Emre bunu dünyada sen tek başına yapıyor olabilirsin. Ya bunu anneler bebeklerine yapıyor. Hah. Oradan çıkıyor zaten. Bu çok saf bir duygu, temiz bir duygu. Ha. Anneler bebeklerine daha neler yapıyor Ebru biliyorsun. İlk bir sene onlar biliyorsun bez bağlanıyor onlara yani. İki tane çocuğu gerekirse var. Bağlar be anlatan. Aşk bu değil yani. Güzel bir cevap gelmiş. Kelene tatlısı. Oğlum çok güzel değil mi ya? Yani çok güzel. Şerbetini yani görüyorum böyle karşıdan. Evet. Ve ucuz. Değil mi? 1,5 lira mı? 2 lira mı? 1,75 mi? Bu nasıl net bir cevap ya? Her gün mü yiyor? Ana! Kaç para olmalı bir kelene tatlısı? 5. Bak herkes de 5 diye. 5 değil mi? 5'e kadar yersin. Şöyle bir dernek varsa kelene tatlısı derneği şu an videoyu izleyip ulan biz ucuza satıyoruz bunu diye hemen böyle şey yapmasın. KTD. Kerem Tatlıcıları Derneği. Böyle lokalleri var da. Lupu yiyorlar sürekli yuvarlak. Çay içiyorlar 82 tane her gün. Çok güzel bak cevap gelmiş. Çorap. İnsan ayağına ameliyat ettiği şeye kaç para vermeli? Şimdi Üsküdar Meydanı'nda 5 tane çorap 2 lira. 40 kuruş. Onlar işte iyi değil. Yapma ya. Hadi be. Ben akıntı diye alıyorum ya. 5 tane 2 lirayı. Yok malzemesel açıdan çok problemli onlar. Ayağı kokutur annem. Öyle mi? Onlar plastik maddeden yapıldığı için hava almayan bir yapısı da olduğu için. Hava almayan mümkün değil çünkü dışarıdan kendi ayağımı görebiliyorum. O yani, kilotlu çorap almış olabilirsin sen. Ya vallahi görüyorum yani. Aslında normal kareli dayı çorabı ama o kadar kalitesiz ki görüyorum. Parmağımı da görüyorum, tırnağımı da görüyorum, ayağımı da görüyorum. O yüzden ben görüyorsam hava alıyordur yani, anladın mı? Damat çorabı diye bir şey var biliyor musun? Biliyorum. Damat terliğiyle beraber giyildi. Yani ben yaşadım da bunu. Damat çorabı sadece kaliteli de bir şey ama sadece ayak parmaklarını örtüyor. Bir de topuğunu örtüyor. Geri kalan şeffaf, her şeyi görüyorsun. Parmaklarını. Acayip çirkin bir şey. Gerçekten mi? Kilotlu çorap gibi yani. Kilotlu çorap gibi. Yani damat çorabı diye kaliteli bir şey çıkıyor böyle ipek mipek falan. Bir de böyle damat terliği hani şıpıdık terlik böyle deri.
Onlar veriliyor. Çok ama aseksüel bir şeymiş yani. Çok. Değil mi? Nerede giyiyorsunuz bu terliği? Bir yerde giymiyoruz işte. Ne zaman ki karımın kulağı kapalı olsa onu hüplettikten hemen sonra çekerim terliğimi karımın ayağına. Giymiyoruz, öyle bir şey yapmıyoruz. Yani tutkuyuz diye bir tutkuyuz. Tutku değil. Delicesine bir Fransız filmi aşkı. Başka? Edirne'nin ucunda olan ne var? Buyurun. Şurada var bak biri. Ahmetciğim. Hoş geldiniz. Bence poşet çay çok ucuz. Çünkü Starbucks'ta dünyanın parasına satılıyor ama poşet çayı 25-50 kuruşa çok rahat içebiliyoruz. Çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Yeterince reaksiyon alınca ya değil mi? Çok güzel değil mi ya? Çok güzel bir şey evet. Ne mutlu bize, ne kadar şanslı insanlar. Evet, onu 24'lü satıyorlar galiba değil mi? Aynen, 25 tanesi 10 lira falan, 50 kuruşa denk geliyor aşağı yukarı. 40. Yani madem hava yapıyorsun onu bir... Şimdi sen bir daha söyle aynısını, 40 kuruşa denk geliyor diye orayı yayınlayalım. 40 kuruşa denk geliyor. Bravo. Aferin lan, iyi mi öldün ha? Tık niye öldüm? Doğru, poşet çay. Normal, bir de paket çay var abi. O daha da ucuz. Evet. Kaçak çay mi tarzı? Kaçak çay mı? Kaçak çay. Ben soruyu çok küçük değiştireyim mi şimdi? Burada bir 10 dakika araya. Neyin kaçağı iyidir? Bence bunu soralım. Hayır. Böyle der, bak değişik de bir konu bu. Uyumamaktan keyif aldığınız bir kural. Delmekten böyle mutluluk duyduğunuz küçük bir yasa. Büyük büyük şeyler söyleme ama. Evet, büyük değil böyle. Kural dışına çıkınca ulan neyse. Anayasada değil ama değil mi? Hayır hayır. Tamam. Bayrağımız başka renk olursa eğer. Tamam. Değil onun teklif etmesi dahi. Düşünülemez. Ben tamam. Demin düşündüm. Olmadı. Ağzım kopsun benim o cümleyi kopsun. O ayrı. Mesela şöyle diyelim, bir tane filme girdin, sinemaya gittin, tamam mı? Filmden çıktın, baktın yan salonda öbür filmin ikinci kısmı oynuyor. Böyle minik minik. Ben de 2 metreyim böyle götüm götüm. Çaktırmadan diğer filmin ikinci kısmını ücret ödemeden izlemek. Bunun gibi. Ya da çok böyle önemli bir operaya gitmişsin veya bir müzikali bir şeye gitmişsin. En ucuz bilet almışsın arka köşede. Ama bir bakmışsın ki VIP kısmında ortalarında bir yerlerde boşluklar var. Oraya gidip oturmak gibi. Mesela bu şekilde dikkat çekersin. Mesela diyelim böyle. Bunlar ne yapıyor lan bu böyle? Yani hiç kimse sana dikkat etmiyorken bir görevli diyor. Hanımefendi bir biletinizi görebilirim diye. O biletini gördükleri zaman da çok üzülüyorsun ya. Sen de yazıyorsun Z8. Oturmaya çalışıyorsun A11'e yani. Z nedir ya? Hadi soruyu azıcık şey yapalım böyle, değiştirelim. Normal radyoda da böyle yaparız zaten. Hangi yasağı çiğnemek çekici geliyor? Buyurun. Bizde genelde şey yapıyorlar. Bilet, yani bilet kontrolü yapılmayan yerden işte bilet almamak mesela. Bu bir yasa çekiciliği gibi ama biliyorsun Avrupa'da böyle bir şey olmuyor yani. Tabii. Ya insanlar alıyorlar, bilet alıyorlar. Sen de merak ediyorsun niye alıyorlar diye. Avrupa'da ama bize kontrol yokken bilet alınca da gerizekalı gibi hissetmiyorsun yani. Bunlar neden istemediler gibi. İşte medeniyet kontrol bu abi. Oluyor aslında genelde. Ha? Trenlerde olmuştu bir kere. Ben ikinci sınıf bilet alıp birinci sınıfa oturmuştum yine. Oradan beni yakalayıp göndermişlerdi. Nereye? İkinci sınıfa. Mahzene gönderdiler. Taş kırmağı, Aşkale'ye gönderdiler beni. Var mı arkadaşlar? Hangi yasağı çiğnemek çekici? Bir tane kavuk aldım. Böyle kafama takıyorum gece evde, halifeliği geri getirmeye çalışıyorum. Sana sonra çıkartıyorum diyor. Öyle değil çok yani. Başka bir şey yani. Gelecek, geri gelecek. Güzel. Hadi bakalım, hangi yasağı çiğnemek çekici? Buyurun hocam. Bu sinemaya girerken işte yanımıza yiyecek bir şey getirmek yasak ya. Ama şeyler bayağı pahalı. Sen şu anda da bir şey karıştırıyorsun ya. Buraya ne soktun lan sen? Bana bakarım ha şimdi. Sende bir şey var böyle. Bir şey gizliyorsun gibi. Abi gel buraya, gel gel gel. Gel bir şey anlaşalım, gel buraya. Montunun altı bir kabarık. Ne sokuyorsun mesela sinemaya? Ya AVM'lerde illaki bir süpermarkette oluyor. Hani orada 1 liraya 2 liraya her şeyi alabiliyorken. Ne patlamış mısır, lira. Kola gibi şeyler. 1 liraya her şey alıyor muyuz süpermarkette? 1 liraya 2 liraya ne yiyoruz acaba? Leğen aldım Mesut Bey 1 liracıdan. Titan'ı gizleyecek, leğen sokmuş içeri gizlice. Anladım. Dışarıdan yiyecek sokmak sinemaya. Havalı. Daha ucuz yiyecek sokmak. Güzel işte böyle şeyler. Kaldır bakalım. En arkada hocam. Ahmet'le ne kadar uzak aman okuyayım devam ediyorum. Hoş
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deplasman tribününde içki içmek. Koca mikrofon oraya boşu boşuna gitti. Yayınlayamıyorlar şimdi, gördün mü? Ya yayınlayasın, ne olacak? Ben küfür mü ettim canım? Küfür mü ettik diyor. Ha, sakin abi. yaptın mı bunu hiç? Evet. Hangi maçta? Beşiktaş-Fenerbahçe, Fenerbahçe tribünü. Sen Beşiktaşlısın. Hayır hayır. Fenerbahçeliyim ya, tövbe. Fenerbahçeliyim, tövbe dedi. Tamam, tövbeyi geç de şimdi. Beşiktaş stadında, Vodafone Arena'da... Oğlum sen neye sinirlisin bu kadar? Tamam, sakin et. Azıcık gülerek anlat şunları. Ötü. Tamam, Vodafone stadında Fenerbahçe formasıyla. Evet. Vay. Deplasman tribününde içki içmek. Bence çok eğlenceli bir şey yani. Bence de. Yani riskli de azıcık. Evet, bir kere yakalanmıştım. İkincisinde yakalanmadım. Yakalayıp ne yaptılar? Attılar. Nereye diye? İkinci ne oldu? Atmadılar. Lerlera atmadılar. Tamam, çok teşekkür ederiz. Oh, nihayet düzeldin ya, azıcık yüzün güldü. Başka, hangi yasağı çiğnemek çekici? Buyurun arkadaşlar. Şurada var bir beyefendi. Ahmet'le sokacağım artık, devam ediyoruz. Adamı en arkada evine aldık. Ahmet vazgeçtim, en köşeye sola. Hoş geldiniz. Merhaba. Hangi yasağı çiğnemek çekici? Kuyrukta... Başa geçmek veya ortaya bir şekilde geçmek. Herkesin... Kaynak yapmak. Bak çok güzel bir konu açtın bize. Şimdi şöyle bir şey var, bizde hep yanlış uygulanıyor. Diyelim bir sıra var, tamam, bankamatik sırası. Ben 5. sıradayım. Arkamda da 5 kişi daha var. Bir hanımefendiye buyurun geçin dediğin zaman benim arkadaki herkesin izin almam lazım. Tabii. Normalde. Evet. Değil mi? Ama ben almıyorum. Hem hanımefendiye yer veriyorum, jantiliğimi yapıyorum, göze giriyorum. Ama arka tarafta 5 kişiye sormuyorum. Onu senin en arkaya geçerek kurtarman lazım. Evet, sormasan... benim en arkaya geçmem lazım. O zaman da çok arka. Böyle bir tane video vardı, seyrettiniz mi Japonya'da? Ama tabii kurgu bir video. Aynen senin dediğin oluyor, adam arkaya geçiyor senin dediğin gibi. Arkasındaki herkes adamı takip edip adama aynı jesti yapıyor. Wow. Bir kişi yapmıyor, o da kim mi? Ben. Bağırıyor, ne bu kardeşim? Arkadaşlar vakit. Erken çıksaymış o zaman diye yani, değil mi? Ne güzel bir şey. Evet, güzel. Çok mesela ütopik bir dünya bu. Ama hissiyat olarak da gerizekalı gibi yani bu hareket. Abi Japonya orası yani, her şeyin sırası bilmem nesi. Ne kadar kıymetli değil mi? Tabii. Medeniyet. Hiç bizde olmuyor. Görmüyor musun? Şeye girerken, metroya girerken acayip derecede sıraya giriyorlar herifler falan filan. Kırmızı çizgi diye bir şeyi biz memleketçe yeni anladık, daha yeni idrak ettik yani. Kırmızı çizgi, yani kırmızı çizginin arkasında bekleyeceksin. Ön tarafta insan bir işlem yapıyorsa, bankada bilmem nerede, hafif bir aralık bırakacaksın yani o adama bir şey ver. Biz hemen yan tarafına, öbür yanına gidip böyle, bu taraftan da bu tarafa gidip. Hem adamın işlemine bakıyoruz hem de sıra bekliyoruz yani. Ben bankamatikte mesela önümde biri var ya, para çekti. Kaç para çektiğine hep bakarım. Al işte. Bazı salmıyor ya şeyin içine. Atıyor mesela araya, böyle parmağımı sokuyor belki oralarda kalmıştır. Ana 30 çekmiş, fakir lan bu diyor. Böyle şeyler yapıyorum. Peki ben de şunu yaptığımı itiraf edeyim şu anda. Buraya yayınlayamayız. Yok. Önümdeki kişi uzun süredir bir şeylerle uğraşıyor ama belli ki beceremiyor. İşte telefonuna bakıyor, otuna bakıyor. Ben de telefonumu açıyorum. Şu an yapmam lazım ama önümdeki kişide çok bir problem var diye ona giydiriyorum telefon konuşması boyunca. O da stres oluyor, işini halletmeden gidiyor. Ne kadar ayıp ya. Vallahi gerçekten yani. Bize bir ayıp anlattın yani. Tamam, suç konuşmuyor muyuz arkadaşlar? Ha, sen bunu seviyorsun. Milleti darlayıp işini yapamamasını seviyorsun. Yani yapması ya da benim arkama geçsin. Hangi yasağı çiğnemek çekici geliyor arkadaşlar? Buyurun. Hah. Buyurun hocam. Hangi yasak? Hayvan gezdirmek yasaktır denilen yerler. İnadına hayvan gezdirmek. Parklarda mesela, belli başlı belediyelerde hayvan E5'e mi yapacak tuvaletini? Öyle mi? Parklarda yasak mı ya? Cazip değil ama tepki yani. Yayınımız yandaş bir yayın olduğu için şu an sen çok sivri kaldın, öyle söyleyeyim. Tokmak gibi kaldın soldan. Doğru söylüyorsun abi. Gülerek başladım aslında ama. Ne? Evet. Cümleye gülerek başladım aslında ama. Tamam. Ciddi mi geldi? Yok, gelmedi. Tamam. Bence yerden gibi haklısın bu arada. Hakikaten. Gezdirsinler yani. O hayvanı orada gezdirilmez yani, gezdirecek. Sıçsın bir de, hadi bakalım. Tabii abi. Çimlere basılmaz. Lan çimlere niye basılmasın? Basılmak, çimler niçin var yani? Üstüne yatacaksın. Onlar çünkü gerçek çim değil. Gerçek çimler olsa zaten basılarak o daha çok canlanıyor. Ama bizim bu dekoratif kullanılan çimler o kadar saçma sapan bir şey ki basıldığı zaman yamuluyor zaten. Devletimiz gerçek çim kullanmıyor mu diyorsun? Kullanmıyor.
tam böyle DSP gibi kalmış. Kedi unutuluyor. Aman aman oda alınmasın. Yok yok hayır oda. Şşş tamam. Ben de hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Vallahi billahi bu nedir ya. Abi teşekkür ederiz. Başka hangi yasağı çiğnemek çekici? Şurada bir beyaz da var Ahmet. Askerde gece nöbetlerinde uyumak ya bir şey diyeceğim. Çok kötü bir şey gerçekten. Nereden biliyorsun acaba? Ben biliyorum. Çünkü bu uyuyan kişiyi bulamıyorlar. Gerçekten çok gizli bir yerde uyuyor. Sonra 30 kişi dışarıda bunu bekliyor o soğukta, karda, kışta. Uyansın da gelsin, o istina verilsin. Üsteğim benim bir şey soracağım. Önce selam dur. Apoletleri şuradan bir şey yapalım. Gece herkes uyuyor zaten, iştima olmuyor. Biz de uyuyoruz. Evet. Yorum öyle değilmiş yani. Anladım abi. Yakalandın mı sen peki? İki defa yakalandım. Ne oldu? Bir şey olmadı. Uyuma dedi. Tekrar uyudum. Askerle bak. Ben sonra uyuma. Asker uyuma. O da uyuyordu. Komutan da uyuyordu. Öyle. Sen askerlik yaptığına emin misin yani? Yani sayılır. Nerede? Genelkurmay Başkanlığı'nda. Şehir. Burada adam benim, önde benim adıma korkan var. Kes kes! Ağzına sıçarlar. Kes sakın! Mesut ateşle oynama. Daha yeni binlerdeyim. Sakın yapma. Bir şey olmaz. Kalk lan soracağım. Öncelikle hoş geldin. Emret komutan. Tüfek var mı yanında? Yok. Herhalde manyağı bak yoktu. Çok sağ ol almadığın için yanına. Abi teşekkür ederiz. Çok tatlısın. Ne kadar cesaretli sorular sordun gördünüz mü? Başka hangi yasağı çiğnemek çekici? Şurada var bir arkadaşımız. Abi overlock gibi adamı böyle git gel. Önce ön taraftakiler sonra arka taraftakiler. Arkadaşlar biraz birbirinizi kollayıp parmak kaldırırsanız yani. Hepiniz Ahmet'e düşman gibi oradan kaldırıp buraya geliyor sonra. Abi bu Milli Eğitim'in yasakladığı siteler var ya okullarda. Bahis sitesi falan mı? Ya atıyorum işte... Atıyorum porno. Atma o kadar, o kadar atma. O kadar uçamıyoruz da. Okulun içinde sınıftayken mesela... Ha, içindeyken bazı sitelere giremiyor mu? Yok işte kendi interneti oluyor okulların. Tamam. Oradan mesela YouTube'a bağlanamıyorsun. Ha. Yani o kadar yasak. YouTube? YouTube kadar yasak. Tamam. Sen nereye bağlanmak istiyorsun? İşte VPN kuruyorsun oradan YouTube'a, Instagram'a her şeye bağlanıyorsun. Ama o güzel ha değil mi? Tabii abi. Gizli gizli. Aynı VPN'le diyorsun. Devam da edebiliyorsun. Aynı. Kime kilitleniyor? Devletimize. Yine sana zarar dokunan bir konuşma. Hadi bir ucu. Ama o interneti de vermese biz giremeyiz zaten abi. Tabii abi. Ne oluyor ya? Abi bu iş böyle yayılıyor işte. Kişisi yoksa. Hemen üç kişi buldun yanlaştık. Ne kolay lan böyle dünya. Abi yanlaştık işte böyle bak. Dokuna dokuna yayılıyor yani, anladın mı? Anladım. Yoksa zaten bu son cümleyi kurmasa devletimiz bu videoyu izleyip arkadaşı bulur zaten yani. Baksana evet, belli yani. İnşallah seni de bulur yani. İnşallah beni bulursa parayı bulurum. Başka türlü olmuyor yani. Güzel, çok teşekkür ederiz. Başka hangi yasağı çiğnemek çekici? Kaldır bakalım. Vallahi gene arkadan geldi abi. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz bize burada? Nerede bakayım bir daha parmak göreyim. Ya yaptığım bir şey olduğu için söylemiyorum ama... Sen ya, değil bir arkadaş tamam. Şey, evet. Yok, inşaat sahasına girmek, tehlikeli yazan yerlere girmek çok cazip geliyor bana ya. Abi çok... kepçe kapı ver seni valla. Ki onu düşünerek zaten insan bir de hani girerken ya şuradan bir şey düşüyormuş. Ya da bastığın yer aslında gibi, yer değilmiş gibi. Öyle aynen. Hani onun acaba şey adrenalin şeyi mi acaba onu bilmiyorum. Sen yani çok mu sıkılıyorsun hayatta? Bir... Biraz öyle. Öyle duruyor. Bir inşaata gireyim de bakalım başıma ne gelecek. Girme dediler. Belli ki güzel bir şey var. Ne bulursam ağzıma sokarım. Bir gireyim de bakalım. Bebek gibi. Hatta abi böyle Çamlıca'da şey yapmışlardı. Böyle inşaat sahası, inşaat demeyeyim de ona. Seyir alanı gibi bir yer yapıyorlar. Oranın da girişini yazmışlar. Daha bitirmedikleri için işte girmek tehlikeli ve yasaktır yazmışlar. Ama yani böyle binlerce kişi hep beraber giriyoruz, çıkıyoruz. O kadar keyifliydi ki. Yani muhtemelen cezayı koyan da bizimledir o sıra. Yani hani hep birlikte herkes giriyor çıkıyor. Hiç öyle bir şey yoktu yani. Bizler de rüyan mı? Binlerce kişi abi şu ölçeyi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Canımsın. Haydi bakalım hangi yasağı çiğnemek çekici? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kopya çekmek. En basitini. Kopya çekmeyen öğrenci cindir.
Tabii abi. Ben aslında beceremem de çok yani. Yani yakalanırım korkusunda çekemem aslında. Ama? Ama çektiğin zaman güzel geliyor yani. Sen hangi üniversitedesin? Altınbaş Üniversitesi. Altınbaş mı? Şimdi burada... Bu öndeki arkadaşın inşaat hikayesi daha inandırıcı diye söylüyorum. Yok yok. Evimizin hayali. Ama makine okuyorum yani. İnşallah. Kaçın sınıf? Son sınıfım. Hem de. Bir yıllık mı? İlk sınıf Müslü Bey. Yeni kazandım abi, geçen ay. Yok yok. Nerede bu üniversite? İstanbul'da. Evet, Mahmut Bey'de. Eski adı Kenan. Gişelerin orada üniversite var oğlum. Kaç para aldın? 5! Anladım, hayırlısı olsun. Tahsilinde başarılar. Yani altınla ilgili bir şey demek ki belli ki. Başla ilgili de olabilir. Bence duymuş. Bakalım yine kimin kulağını ürpetiyoruz. Aşkım buraya gel. İlk buluşmada çok komik olmaz mı? Bilal gel. Bir özelliğim var, sana göstereceğim. Yaklaş. Gel, kulağa bir şey söyleyeceğim. Ne hissettin? Ne hissettin? Ne hissettin? En kötü rakı dersin sandım. Başka bir şey söyleyeyim. Hiç beklemediğim bir şey söyleyeyim. Altınbaş Üniversitesi. Ben ne yapabilirim yani? Adamlar koymuş bu adı. Şu bölgeden daha hiç cevap gelmedi. Şu evet. Anda. Siz niye öyle? Bırak abi birinin önüne. Bak şurası zaten Süvanik okuyor. Bırak birinin önüne. Kıvırcık yakışıklı bir çocuk var bak şurada. Aramızda eğer minibüs şoförü varsa özür diliyorum ama minibüslere kaçak binmek bayağı etkileyici geliyor. Hele ki öğrenciyseniz bayağı etkili geliyor. Sen bu duruma aşıksın hocam. Bedava bindim, bedava bedava. Bir de belli olur bu kadar yani. Aslında sana geleceğini mesleğini söyleyeyim, muavinlik. Bedavayı bilip yanında oturup full sohbet eden adam. Arada böyle para alıyor, veriyor. Öğrenci kardeşimize bu geniş vizyonunla bu kadar yardımcı olduğum için... Bir şey söyleyeceğim ya. Para her zaman mutluluk vermiyor. Arkadaşın vizyonu farklı yani. Tabii tabii bence. Ebru'cum o levyenin heyecanından heyecanlanıyor yani. O heyecan, o heyecan değil ya. O heyecanı değil mi? Ya fark edip levyeyi kafama geçirmezse diye heyecanlanıyor yani. Ya, mesela öyle değil pardon. Mi? Güzel güzel. Teşekkür ederiz. Öğrenciler binsin ya arada, bir şey olmaz. Tabii canım, ne olacak? Başka? Hangi yasağı çiğnemek çekici geliyor? Ben bir tane söyleyeyim. Tabii. Şimdi insan şey olduktan sonra, evlendikten sonra, çoluk çocuk sahibi olduktan sonra böyle o eski şey kalmıyor. Çılgın hayat bilmem ne, yok işte bir gecede 3 tane bara gitmeler, 5 tane bilmem ne yapma falan, bitiyor onların hepsi. Sanamazsam bitiyor. İnanacağım da. Yok tabii bitiyor. Onun için böyle mesela bu o çılgın halini devam ettirmek için ben bazen gerçekten ne yapıyorum biliyor musun? O böyle serseri ruhumu yani şey yapmak için böyle bazen yatmadan önce dişlerimi fırçalamıyorum. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkama bakalım. Bir günde geç yat. Saat 2'de böyle yapıyor. Serseriyim. Saat 2 olmuş. Serseriyim. Beni kimse yatıramaz. Al yatacağım. Bak burada gördün mü? Yatmıyorum. Yatmayacağım. Hangi yasağı çiğnemek çekici? Mesela bazen böyle abla kardeş olurlar. Abla kıyafetlerini giymesine izin vermez kardeşin. Ya da kardeş ablanın. Onu böyle o evde yokken gizlice giymek... Bayağı heyecanlı olsa gerek. Ablanın MC'sini mi biliyorsun Mesut? Evet! Yakalandım! Şurada var galiba değil mi bir ablası kardeşi olan? Var mı kimse orada? Hah. İkiniz abla kardeş misiniz? Ha ver ver. İçime mi doldu lan benim? Hoş geldiniz. Hanginiz büyük? Abla. Tamam. Ben kardeş oluyorum. Kıyafetlerini giydirir mi sana? Asla. Sen giyer misin? Evet. Nasıl beceriyorsun bunu? Eskiden şey yapıyordum, o odadan çıktığında falan onun ayrı bir bölümü vardı. Oradan alıp kendimkilerini içine sıkıştırırdım böyle. Sonra çıkınca da giyerdim. Sonra o döndüğünde tekrardan çıkartır, hiçbir şey olmamış gibi yerine koyardım ama anlıyordu. Çünkü ben ondan hep daha böyle iri yapılıydım, o birazcık daha minyondu falan. Bu genişlemiş falan diye gelirdi bana. Peki hiç eziyet etti mi sana? Çok. Küçükken ne yaptı? Ama şimdi buna girersek çıkamayız. Bir tane örnek var. Ne yaptı? Hangisini söyleyeyim? Hadi ulan su yakmıyor bu kameralar. Gir artık oraya. Ay onu gülerken anlatamam. Olsun bir tane anlat hadi. Şimdi Emel
ablamın adı. Ezgi ben bu arada. Çok böyle kuralcı bir çocukluğu da vardı aynı zamanda. Böyle bir oyun oynayacağımız zaman mutlaka oyunun kurallarını kendi koyardı. Ve şey, bir tanesine böyle alternatif çözüm geliştirecek olsan hiçbir şekilde kabul etmez, ben oynamıyorum derdi. Bizim daha böyle genç çocuk zamanlarımızda böyle Power Rangers diye bir tane şey vardı, dizi vardı o zaman, tamam, fenomen olan. Orada da iki tane kadın ranger var. Emel hep pembe ranger olurdu. Beni de sarı ranger, daha böyle nispeten çirkin olan ranger olmayı iterdi. Onunla ilgili çok acayip kavga ettiğimiz zamanlar olurdu. Bu mu? Biz bunu... Bir anlatırsam yerlerinden oynar. Üstüney! Bu başka bir şey çünkü, hapse atarlar. Ne oluyordu? Beni sarı ranger yapıyordu. Bu sert hikayeyi bizimle paylaştığınız için bayağı riske attınız kendiniz de, ablanızı da. İnşallah polisler izlemez, inşallah. Amin inşallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya iki erkeğe sorsan, yani eziyet derken işte kafamı kalorifere sürtüyordur falan. Öyle şeyler olur yani. Şurada biri var. Hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Geçmişte bir tane uygulama vardı. Aylık abonelikle sınırsız sinemaya gidiliyordu her gün. Ama bunu kötüye kullanmasınlar diye telefonla GPS'ten onaylamak gerekiyordu. Ben de birçok arkadaşıma fake GPS kullanarak sinemaya göndermiştim. Sonra o girişim battı. O yüzden kötü hissediyorum. Senin yüzünden batmadı. Yani bu kadar önemseme kendini yani. Beş tane arkadaşını sinemaya gönderdin diye adam böyle yapıyor. Battım ya. Sinema başına 2 liraya geliyordu böyle olunca. Yani bu da şu an çok imkansız. Bu arada Netflix ücretsiz bir ay denemeyi kaldırmış. Bunu biz yaptık. Dayımızın kredi kartı, anamızın, amcamızın bir ay, bir yılı deviren vardı böyle, 12 ay. Zaten normal kullanımında da işte paylaşarak kullanıyor, evet, insanlar. Öyle. Dünyada sadece, tabii, bizde kullanılıyormuş. Öyle mi? Tabii. Şöyle bir cümle var Netflix'te, ülkenizde artık ücretsiz kullanım hakkı kalmadı. Sen denemişsin galiba bunu. Ülkenizde, sizin ülkenizde, evet, bize laf sokuyor. Dis attı yani. Bir dakika, bu cümleyi sen gördüysen, gördüm, sen bunu deniyor muydun yine o sırada? Yani... Hayır mı abi? Ben bunu öğrenmek, hayır, istiyorum. Ben haber tıkladım. Haberde o cümleyi gördüm. Haber tıkladım. Başka, son bir iki tane alalım sonra şu, bitirelim. Demin konuşan arkadaşımızın arkasındaki hanımefendi 10 dakika önce elini kaldırmıştı. Sen mi? Evet. Ne oldu? İhbar attı. Hani tam bir yasak değil de etik dışı bir davranış bu. En sevdiğimiz. Böyle hani otobüste işte veya böyle toplu taşımada böyle öndekinin mesajlarını okumak, karıştırmak, özel hayatın ihlali diyeyim. Böyle bana keyif veriyor. Bana da veriyor ya. Ne olacak ya? Merak ediyorum devamını. Bazen takip edesim, o nereye gidiyorsa oraya gidesim falan. Abartma, tamam mı? Hayatım tamam, bir yere kadar ben de seninleydim yani. Ama zaten şey diyor, özel hayatın ihlali bana keyif veriyor. Tam telefondan bahsetmiyor, daha ileri bir seviyede. Ziline basmak, onlarda kalmak. Sizinle paylaşabildiğim kısmıydı, tabii devamı var. Yaptın mı bence, takip ettin mi hiç? Takip ettim, evet. Nereye kadar? Ne? Apartman girişine kadar, apartman kapandı. Neden? Ne umdun mesela, ettin takip? Böyle bilmiyorum, hayal ettim hani acaba onun orada farklı bir dünyası vardır, ben oradan bir şeyler yazarım falan, böyle mektuplar bulurum, işte eski fotoğraflar bulurum, böyle hayal ediyorum. Evine de girecektin yani. Nasıl gireceksin? Evine nasıl mesela çaktırmadan gireceksin? Ya, kapıyı çalacaktım. Olurdu herhalde yani, davet ederdi. Ne diyeceksin? Davet mi ederdi? Merhabalar. Tabii abi, insanımız. Merhaba, otobüste mesajınızı okudum. Evet. Sonra aslında orada inmeyecek, sizin durağınızda indim. Evet. Sizi takip ettim. Evet. Bir çay içeyim lan size. Yok, ama hani... böyle hayal ettim ki hani yaşlı böyle. Daha böyle hani geçmişler. Daha kötü yani. Yaşlı kadın takip ediyor. Ha, yaşlı şey gibi. Yaşlı kadın dolandıran çocuklar vardı ya böyle. Onun gibi. Kimdi onlar ya? Senin nasıl bir çevren var ya? Yaşlı kadın dolandıran çocuklar nerede bu? Ya şöyle... Pal sokağı çocukları. Elimdeki yükleri taşıyayım teyze, gideceğin yere kadar götüreyim, onu bayıltıp onun işte... işte bir takım ziynet eşyalarını çalan çocuklar. Yok, hanımefendi şey bence bunu söylemek istemiyor. Hanımefendi onu söylemek istemiyor tam olarak bence. Yok, zannetmiyorum değil mi? Yani şöyle takip edip altınlarını çalmışsınız. Gel buraya, 89 yaşındasın. Ne yaptın altını fesler? Bana lazım, bana köpek. Yaşlı köpek. Siktir git şimdi. Öl. Böyle olmaz. Yapmayalım. Zihnetini çalmıyor da böyle şey gibi, şey böyle. O evde yaşamak istiyor anladığım kadarıyla. O atmosfer. O uyuduğu zaman yatağın altında yatıp böyle öyle durmak istiyor yani, anladın mı? Öyle. Onu ben düşündüm. Güzel hissiyat ha. Yukarıda gizlice girmişsin.
Değil mi, öyle heyecanlar var? 89 yaşında teyze yukarıda uyuyor, nasıl heyecanlar? Horun horun horluyor, heyecana bak! Ay görse kalp krizi geçirecek, yazık. Ya ben böyle şeylerde sıkışmaya çok gülüyorum ya. Mesela böyle ben olsam yatağın altına gizlice girdim, sıkışmışım orada. Fark eden diyor ki yıllarca ölmüşüm gitmişim. Çok saçma değil mi? Ya şimdi anladım, bir koku var ama nereden geliyor acaba diye. Ölmüş. Son bir cevap alalım, bitirelim. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Selam. Ben kursa gidiyordum. Daha sonra sizin radyoda sizi dinlemeye başladım. Kız arkadaşıma sizin ses kaydınızı atarken aslında başarısız oldum ben. Oradan kamera çekmiş ve ceza yedim. Yani korolu çiğneyemedim. Böyle bir şey vardı. Sizi dinlerken ceza yedim yani. Tabii benim yüzümde ceza yedin. Evet, yani tahsil etmek istiyor senden Mesut. Yaklaşık 235 lira. Bana ne abi, gelmeseydin ya. Kimsin lan sen? Ben yanmıyorum bu hikayeyi. Göster makbuz göster. Var mı makbuz? Makbuzu da getirmiş. Rica ederim ya. Ben nasıl bir kumpasın içindeyim? Vermeyeceğim ya ben kimseye. Bir lira vermeyeceğim. Rica ederim. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Beter ol. Başka? Hangi yasağı çiğnemek çekici? Kaldırın bakalım. Köprü çekiyoruz. Üçüncü köprü yeni açılmış daha. İnsanlar üstünde halay çekiyorlar abi. Normalde yasaktır. Şu anda da yapıyorlar geceleri. Ne? Ama çok hoşuma gidiyor, yapmak istiyorum. Böyle bir yasak var. Ama insanlar 4'te 5'te durup üstüne halay çekiyorlar bayağı. Sabah 5'te. Evet. Üçüncü köprüde. O kadar para versen ben de çekerim yani. Pardon kanka. Yani demek ki devletimiz belli bir saatten sonra hava imkanını tanıyor yani belki vatandaşı. Bu vatandaş eğlenmesin mi yani? Ya bu program beni çok yanlış bir yere götürdü ben ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben seninle öyle bir program tuttum, ikna aldım söylediğine yani. Ben sendenim artık. Ben benden değilim işte yani şu an. Niye buradayım benim değilim. Eyvallah, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hanımlar beyler, Rabarba Talk harikulade bir bölümüyle Ebru'cum iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ ol. Sevgili anlatan adam. Teşekkür ederim her zaman. Bugünlük bu kadar. Haftaya buluşacağız. Bir aksilik olmazsa Rabarba Talk bitiyor. Alkışlarla. Bu arada şu vakte kadar izledin ya, en az 3 kez kahkaha attıysan Instagram'dan @anlatanadam ve @ebruyildiz hesaplarını takip et. İki U'yla. İki U'la. Dümdüz anlatanadam. Hadi bay bay, görüşürüz.